Beykent TV ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Okuldan sonra programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün okuldan sonra da Beykent Üniversitesi Avalon yerleşkesinden gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Efe Örtekin'le birlikte olacağız. Kendisi 2017 psikoloji bölümü. Hem okul yıllarını yad edeceğiz hem de kariyer basamakları adına neler yapmaya başlamış, neler yapmış, neleri başarmış bunları konuşacağız. Hemen o zaman Efe'ye dönüyoruz. Merhaba diyoruz. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen ben diyebiliriz bence. Tabii çünkü ki. Biz birçok konuda mesai paylaştık birlikte. Evet, evet. Aynı zamanda şu an okulumuzda da çalışıyorsun. Evet. Çalışma yuvan okuduğun okul oldu aynı zamanda. Ama öncelikle seni tanıyalım. Efe Örtekin kimdir bizler tanıyoruz ama ekranları başındakiler de seni tanışsınlar istiyoruz. Senin de söylediğin evet. gibi Efe Örtekin işte psikoloji bölümü mezunuyum Beykent Üniversitesi'nden. Şu anda Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde tanıtım biriminde çalışıyorum. Mesleğimle alakalı olarak da işte seminerler veriyorum liselere, orta öğretim kurumlarına. Bu şekilde geçiyor iş hayatım diyeyim. Aynı zamanda hem Halkla İlişkiler Tanıtım Birimindesin hem de okullara, ortaokullara, liselere seminer veriyorsun. Evet. Çok güzel. Psikoloji bölümü. Peki psikoloji bölümü nasıl bölüm? Öncelikle onu soracağım. Ya ben çok severek okudum. Uzun yıllardır istediğim bir bölüm zaten bu benim için. Yani eğlenceli, tamamen insan senin hani hamurun, alanın hani senin ilgilendiğin bölüm. İnsanı seviyorsan, hayatı seviyorsan keyifle okuyabileceğin bir bölüm aslında. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Sen neden seçmiştin psikoloji? Yani nereden esmiş sana psikoloji yani seçmek? Yani çok klişe belki ama gerçekten hani ben birinci sınıftan beri hani ne olacaksın diye sorulduğunda işte psikolog olacağım. Hani psikoloji okuyacağım diye söylüyordum. Ben hayallerimin peşinden gittim. Ben gerçekten hani gelebilmek için de çok emek harcadım. Hani bölümü kazanabilmek için de. Sonunda kazandım. Hani mutluyum. Hani bu insanın başarısı kendini belirtir. Hani gösterir daha doğrusu. Yani öyle severek okudum. Ben de senden hani bilmiyorum gerçi psikolojinin hangi alanına yönelmek istiyorsan psikolog olsam mesela harika bir psikolog olur senden diye tahmin ediyorum. Ya mütevazilik yapamayacağım hani genelde çevremden de hep öyle söylüyorlar. Ya hani hatta hiç beni tanımayan ya da işte ilk defa tanıştığım insanlar bile ya tam işte psikologsun işte psikolog tipi var sende. Hani çok duyduğum hani benim bu. İnşallah hani önemli olan gerçekten severek, azmederek ve başarıyla yapmak. Bir mesleği yapmak için gerçekten sevmek gerekiyor. Yapmış olmak için yapmamak önemli. Evet, doğru. Yani hani lanet olsun ya bugün de işe geldim hani dememeli insan. Ne güzel bugün de işim var hani diyebilmeli bence. Çok doğru. Buradan da hem arkadaşlarımız izliyorlar kendilerini alan seçecek olanlar. Hem aileler de izliyorlar. Evet. Onlar için aynı zamanda bir yönlendirme de olmuş olsun. Gerçekten önemli bir nokta çünkü bahsettiğin. Yani çocuğun ne dediğini duymanız gerekiyor. Hani sizin orada meslek seçerken çocuk önce kendini duyacak. Sonra aile onu kabullenecek ki yani doğru bir yol alabilsin. Mesela psikoloji bölümünü ben ilk şeyden haberdar olmuştum. Daha biz çocukluk yıllarımız hemen hemen yaşlar sayılırız. Bu Çocuklar Duymasın diye bir dizi vardı. Ara ara şu an yeni bölümlere çekiliyor ama o eski ilk zamanları, ilk çekildi zamanlar orada bir psikolog vardı hatırlarsan. Evet, hep böyle duruyordu falan. Evet, İlk böyle orada çok aslında popüler olmaya başladı, bilinmeye başladı meslekle. Hep biliniyordu ama bizim kuşağımız için konuşacak olursak o yaştaki tam anlamıyla çocuklar için. Anlayabileceği aslında hitap eden ya da mesaj veren kısım o dönemde olmuş olabilir yani. Evet ve hani şey olayı vardı öncesinde hani psikoloğa gidince ben deli miyim algısı vardı. Evet. Bu algı da değişti. Artık psikologların hayatımızda olmazsa olmaz
olduğunu hepimiz biliyoruz. Psikolojinin bizim için ne kadar büyük bir etken olduğunu, sağlıklı psikolojinin, bunu da çok iyi farkındayız. O yüzden alanın gerçekten çok güzel. Evet. Çünkü bir ihtiyaç aynı zamanda. Aynen öyle. Baktığımızda harika. Peki mesela bu bölümü seçtin, tercihini yaptın. Neden Beykent Üniversitesi'ni seçtin, onu merak ettik bir taraftan. Evime yakındı öncelikle. Evet, güzel bir avantaj. Lokasyonun yakın olması, yolda geçirdiğin zamanın kaliteli olması önemli bence. Hı hı. Daha sonra akademik kadrosu beni cezbetti. Hani, en önemlisi de o. Tabii ki de. Hani seni var eden, hani şu an burada düşünmeni sağlayan ya da işte şu an benim burada düşünmemi sağlayan şey o akademiden aldığım bilgi birikimi ya da nasıl kullanmam gerektiğini öğrenmem. Hı hı. Avantajlı bir şey. Bunun haricinde de yani ismi vardı. Hani evet, Beykent. İsmi de var. Yani bu yüzden seçtim. Seçtiğime hiçbir zaman pişman olmadım. Olanakları da güzel gerçekten Beykent Üniversitesi'nin bir taraftan. Birçok güzel olanağı var. Peki şunu soracağım. Şimdi tercihini yaptın. O sancılı dönem açıklandı mı, açıklanacak mı? Çıktı mı, çıkacak mı? En son tercihler açıklandı. Bilgisayar başına oturdun. Bilgisayarda değildim. Nereden öğrendin? Telefondan öğrendim. Bir arkadaşımla, dün gibi hatırlıyorum, bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Başka bir arkadaşım hem mesaj atıyor hem de arkadan arıyor. Ya dedim önemli bir şey oldu herhalde. Gece yarısı açıklamışlardı 12'de. Hani 00 yani o civarda. Sonra dedi ki sonuçlar açıklanmış. Mesajları okudum önce, telefona yetişemedim. İşte baktım telefon da o zaman daha eski bir model kullanıyordum. Ekranı falan çevirmem lazım hani bir şeyi görebilmem için. Küçük bir ekrandı. Sonra işte Beykent falan yazıyor. Hangi bölüm falan, hani ben böyle heyecan, hani kazandım işte, ama hani 2-3 tane tercihim vardı burayı. 2-3 tercih yapmıştım. İşte sonra hemen eve gittim. Beykent kazandım. İşte annemlere falan anlatıyorum, babama anlatıyorum. Yolda babamı gördüm. Yazlıktaydım o zaman. İşte kazandım, işte babam tebrik ederim falan. Ben daha öncesinde de kazanmıştım. Yani ilk girişimde kazanmıştım ben üniversiteyi. Şehir dışı diye gidememiştim. Sonra ikinci defa benim de öyle olmuştum. Ama iyi ki olmamış. Evet yani bilmiyorum ya. Yani insan, hani ben burayı seviyorum hani. Evet. İyi ki de burası olmuş hani diyorum. Evet öyle. Ben de gerçekten çok sevinmiştim. Yani farklı bir sevinçti benim için. Çünkü şimdi idolün olan bir okul var karşında. İşte hem gidenleri görüyorsun, hem reklamlarda böyle iç geçire geçire bakıyorsun, hem dizilerde görüyorsun falan bir yandan. O dönemler dizilerde de görüyorduk okulumuzu. Gerçekten böyle hayalin yani, orada otur, bir derse gir, bir kahveni iç falan. Ben de çok sevmişim, ayrı bir mutluluk gerçekten. Kazandıktan sonra ilk yaptığım şey hani Ekşi Sözlüğe girip yorumlara bakmak işte, ya da işte ne bileyim internetten yorumlara bakmak. Buradan yeni tercih edecek olan arkadaşlara da öneriyorum. Kazandığınız zaman oradaki yorumların çoğuna inanmayın. Evet. Yani aynen. Gerçekten çok büyük bir yanılgı. Hani ben hani gittim ya, okulda hiçbir şey yok. Hani orada yazılan, söylenen, ön yargınız olmasa bile bir ön yargı oluşuyor sizde otomatikman. Aa bu su varmış. Aa şöyleymiş. Ya böyle miymiş falan oluyor ama. Yani gerçekten hani benim buradan naçizane tavsiyem inanmamaları yönünde. Yok, oraya tel toka bile yazsan zaten. Evet, aynen öyle. Farklı şeyler yazılıyor. Tabii ki yani her şeyle, her alanla alakalı eleştiriler oluyor asılsız. Tabii. Hani iyi çevreden araştırmak lazım. Kesinlikle gidenlerden. Öyle. Bir de hani burada şey, öğrenciler burada, ben de öğrenciyken elbette ki bazı problemlerle karşılaşabiliyorsunuz sistematik ya da. Bunun nasıl çözüleceğini önce öğrenmeleri gerekiyor bence. Yani bir sorunun olduğu zaman gitmen gereken merciyi bilmen lazım. Bu da senin öğrenci bilincinle alakalı bir şey. Öğrenci olma bilincinle alakalı bir şey. Bunu bilemiyorsunuz. Yani bilemiyorlar daha doğrusu. Çünkü sormuyorlar. Meraklı bir toplum olmaktan çok hazırcı bir toplum olduk biz artık. Evet. Her şey hazır. Her şey tamam. Hani bizde. Ama olmuyor. Emeksiz yemek olmuyor yani maalesef. Kesinlikle katılıyorum. Peki okuldaki ilk gününü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Nasıldı? Hatırlıyorum. Girdim içeriye. Yani o kadar karma karışıktı ki. Yani kalabalık. Çünkü kalabalık, hani karma karışıktan kastım hani kalabalık. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. İnsanlar var. Herkes bir tarafta, ya grup, öbek ya da başka bir şey.
Siz gidiyorsunuz hani orada şey ama açıklamışlardı bize. Hani konferans salonuna geleceksiniz işte. Açılış konuşması olacak falan. Birileriyle tanıştım orada. İşte biri mimarlıktandı. Bir tanesi radyo televizyon sinema bölümündendi. Yani çok karışık. Bir kere hani o lise ve ilkokul dönemlerinden çıkıp o düzen ve sıra hani olmuyor üniversitede. Sizin sabahtan akşama kadar da dersiniz olmuyor. Hı-hı. Belli saatlerde oluyor. Ya sabahtan 2 saat oluyor ya da. Hı-hı. Hani buna idrak etmek bir kere çok zor olmuştu. Yani zor dediğim anlayamıyorsunuz hani o an. Aa ders bitti mi? Okul şimdi serbest miyim? Boş muyum oluyor ilk bir iki ay? Öyle konuşmayı falan dinlemiştim. Arkadaşlarımla yazışıyordum işte dershaneden, liseden. İşte siz ne yaptınız, gittiniz mi, açıldınız mı falan diye. Öyle onları hatırlıyorum. Vay be. Hakikaten ben de bir geriye doğru gittim böyle. Peki şunu soracağım. Zamanla alıştınız artık okul ortamına. Hmm. İşte kaynaşmaya başladınız. Hmm. Hocalar, arkadaşlar derken zaman geçmeye başladı. Hocalarla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi kaç sene? 4 yıl mı 5 yıl mı okudun? 4 yıl okudum. Benim şöyle bir durumum oldu. Son bir yılımda okulumuz buraya taşındı. Akademik kadromuzda da değişiklikler oldu. O yüzden bu 1-1,5 yıl içerisinde benim hani tam anlamıyla aslında bölüme de öyle alışıyorsunuz. Evet. İlk 1-2 layaylom geliyor size. 3'te 4'te hani diyor aa ben bu bölüm. Okuyorum ben buymuş. Aslında. Evet hani ya insan hani senin alanın kendim için söylüyorum hani insanla uğraşıyorsun sen. Şeyle de alakalı galiba şimdi yaş ne olursa genç başlıyoruz üniversiteye. Şimdi bir sene, yani şimdi bile geçen seneye gittiğin zaman ya keşke bunu böyle yapmasaymışım dediğimiz şeyler oluyor. Az değil 4 yıllık bir süreç. Evet. O süreçte daha çok sorumluluk bilincimiz arttığı için daha farkındalık da artıyor. Evet, galiba biraz onunla da alakalı. Peki hocalarımızla ilgili neler söyleyebiliriz? Biraz böyle tek tek tanıyabilir miyiz hocalarımızı? Tabii ki. Dönemimden bahsedeceğim herhalde değil mi? Benim dönemimde yani çok iyi yerlerde eğitim almış hocalara denk geldim ben. Şimdi de öyle ama benim dönemimin bir ayrıcalığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani üniversitelerini bile saysam hani siz diyeceksiniz ki vay be işte Boğaziçi Üniversitesi'nden, işte İstanbul Üniversitesi'nden, Ankara Tıp'tan, Marmara Tıp'tan hocalarım vardı benim. Bir de bizim okulumuzun şöyle bir yerine göre yani bunu insan kendi değerlendiriyor. Dezavantaj ya da avantaj olarak nitelendirebilirsiniz. Ben klinik psikolojiyle ilgilenmek istediğim için psikiyatristlerden ders almak benim avantajımdı. Ama yani bunun bu dezavantaj olsa dahi sizin bunu avantaja çevirme imkanınız var. Burada istediğiniz kadar hocalarla muhatap olabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kapılarını çalabiliyorsunuz. Ya bugün bir devlet üniversitesine baktığınız zaman hocayı bulabilmek yani havada bulut sen hocayı unut yani öyle söylersin. Hani sen asistanını bulabilirsen öpte başına koy hani senin için. Ya burada hocayla direkt muhatap olabiliyorsun. İstediğin gibi sana bütün imkanları sunuyorlar. O yönden çok avantajlıydım. Yani İngiltere'de master yapmış hocam bile vardı benim burada okurken. Faydalanabildiğim kadar hani faydalandım ben kendimce. Onlar da her zaman hani beni bir baş belası olarak nitelendirdiler. Yani yine mi sen hani modunda değil de hani ya bunu sorsa Efe sorar. İşte bunu yapsa Efe yapar. Hani işte başkasından çıkamazdı zaten bu. Hani bir de değişme huyum var benim. Hocam bu böyle, bu böyleyse bu niye böyle? Şu şöyleyse şu niye öyle? Psikolojinin içine girmişsin sen. Psikoloji öyledir ya çünkü. Öyle sürekli bir soru cevap. Sürekli bir beyin fırtınası. Öyle ama beni hani unutamazsınız diyor. Unutmak mümkün değil diyorlar zaten. Farkını ortaya koydun yani okurken de. Her zaman olduğu gibi diyeyim ben onu. Çok iyi ya peki. Zaten psikoloji şey bir bölüm yani ben sadece lisede gördüm psikoloji. Hatırladığım kadarıyla kaşını kaldırsan psikolojiyle alakalı. Gözünü şöyle baksan psikolojiyle alakalı. Yani hakikaten her böyle hani minim hareketinde bir psikolojik bir durum söz konusu. Yani şöyle ben aslında ona katılmayanlardan kendim. Elbette ki ifadelerin ya da yaptığımız hareketlerin bir anlamı vardır. Ama benim çevremde de var mesela ve benim en sevmediğim taraf bu. İşte ben şimdi bunu böyle yaptım, bu ne demek? Şu ne demek? Şu şöyle nasıl? Yani psikoloji böyle bir bölüm değil zaten. İnsanların hani konuşmalarını ya da ifadelerini siz eşitleyemezsiniz. Yani bunun bir eşittir anlamı yok.
Hani öyle söyleyeyim. Bunun yani şöyle anlatayım. Sizin yaptığınız davranışlara yüklediğiniz anlamlarla da alakalı bu. Yani işte kaşını kaldırın, sinirli de olabilirsin, bir şey de düşünüyor olabilirsin. Biz de müneccim değiliz hani baktığın zaman bunu Aynen. bilemeyiz. Beynin içine giremiyoruz ki hiçbir zaman bu mümkün değil yani. Çok doğru söylüyorsun. Düşünceler Gerçekten öyle. İnsanların hani kendi ırmağı hani sen ne kadar orada yüzmeyi öğrenirsen kendi düşüncenle de mücadele etmeyi öğrenirsin. Kendi düşünceni kontrol etmeyi öğrenirsin. Peki böyle arkadaşlık ortamın nasıldı sizin döneminizde, sınıfınızda? Hani böyle bağlı mıydınız arkadaşlarınızı birbirinize? Yani onu şöyle söyleyeyim. Bağlı olduğumuz yani şöyle aslında tam anlamıyla bir sınıfsal bütünlük yoktu. Öyle söyleyeyim. Belli gruplar oluşturuyorsunuz. Hani Genelde gruplar öyle şimdi oluyor ya öyle zaten hani diğer sizin alanlarda. anlaştığınız, kafa yapınızın uyduğu ya da sohbet etmekten keyif aldığınız insanlar oluyor. Hala da görüşüyorum mezun olan arkadaşlarımla. Yani İyi dostluklar edinebiliyorsunuz ama tamamen sizin kurduğunuz iletişim hani o Tabii ki kanal. karşılıklı o frekans yakaladıktan Aynen sonra çok öyle. güzel dostluklar çıkabiliyor. Mesela benim hakikaten çok güzel bir arkadaş grubum var. Hala sık sık görüşüyoruz. Geçen gün bir tanesini nişanlandırdık o mutlu günde bizde. Ben tepsi tuttum falan. Çok güzeldi Ne kadar gerçekten. güzel. Aynen öyle. Gerçekten o bağlantıyı kurmak, o frekansı yakalamak harika bir durum. Şunu merak ediyorum. Hiç böyle anılarınız var mı? O 4 yıllık üniversite hayatını illaki böyle gülerek hatırladığın anılarım vardır diye Tabii ki de düşünüyorum. var. Mesela arkadaşlarımla ben bir gün sınava girmiştim. Farklı farklı sınıflarda giriyoruz bir de sınavlara. Sınıfı dağıtıyorlardı böyle. Orada ben işte sordum. İşte çıktılar mı dedim. Onlar da şey dediler hani bana. Ya çıktı çıktı gördük falan dediler. Öbürü gelmiş sonrasında sormuşlar. Demiş ki Efe çıktı işte gitti falan demiş. Ondan sonra ben çıktım gittim eve. Ertesi gün oldu hepimiz buluş. Ya dedi biz dün buluşacaktık. Ne oldu hani bu? Dediler ki ben ona sordum Efe çıktı dediler. Ben de dedim seni sordum çıktı dediler. Onu sordum çıktı. Herkes birbirini çıktı demiş. Kimse de kimseyi aramamış. Öyle kalmıştı yani. Çok değişik bir anıydı bu. Allah. Biri sizin arkadaşlarınızı kıskandı, komplo mu kurdu acaba? Olabilir tabii. O an sorgulamadık onu ama ya çıktı gitti dedik. Herhalde Efe'nin işi vardır diye düşündüm. Ben dedim ki sizin işiniz vardır diye düşündüm. Öyle hiç haberleşmeden Herkese gittik. Inanmıyorum. Ya, Oğuz ertesi gün buluştunuz mu tabii, bari? Tabii ertesi gün İyi olduk. bari acısını çıkartmışsınızdır. O güzel. Var mı başka peki farklı Başka? anılarınız? Benim kendimi ve unutamadığım bir anım var. Ne? Üniversite birinci sınıfta yani okul ilk defa vize sınavı oluyorum. Sınıfımı bulamadım. Ayaza yerleşkemiz hani çok büyük bir yerleşke. Bloklar arasında koşuşturma halindeyim. İlk bulduğum sınıfa kendimi attım. Sınavım başlamış sınav. 20 dakika olmuş başlayalım ve geç kaldım. Yani kanter içinde kaldım böyle. Hocaya dedim ki hocam ne olur beni dedim sınava alın ya lütfen dedim. Ben dedim sınıfımı bulamıyorum lütfen birinci sınıfım falan. Hoca dedi ki olmaz. Hocam ne olur dedim rica ediyorum sabah 9'daydı sınav hiç de unutmam. Dedi hoca aldı beni. Ah sağ olsun. Ah evet bir 15 dakika içerisinde sınavımı bitirdim. Yani nasıl bitirdim o da belli değil. Çok fazla soru da vardı ama çok yüksek bir sonuç almıştım ondan. Okay. 80 gibi bir not Allah yüzüne almıştım. gülmüş en Evet güldü. azından. Hoca dedi ki nasıl bitirdin? İşte hocam dedi nasıl bitirdin? Ben de bilmiyorum hani çalışmıştım da. Öyle bir anım var yani okulun içinde Beyin bulamadım. fırtınası Kandı. Evet, yaşamışsın o an. evet. O hızla, o şeyle, Evet, enerjiyle nerede? birlikte. Ona soruyorum bilmiyor, buna soruyorum bilmiyor ama çok değişikti ya. Ay çok. O heyecan. O heyecan gerçekten başka. Evet. Peki arkadaşlarınızla neler yapardınız? Nasıl vakit geçirdiniz? Valla Ayazağa'da yerleşke hani yeşil alanımız falan da vardı. Aa evet, Genelde arka taraf. çimlere uzanarak geçiriyorduk zamanımızı hani orada. Çok güzel. Yani okul içinde birçok aktivite de oluyordu. Etkinlik de oluyordu o dönemde. İşte gelen konuk sanatçı oluyordu. Hani o şekilde değerlendiriyorduk. Bir de akşam konserlerimiz olurdu bizim o dönemde. Aa ne güzel. İşte sen yani dönemde bir iki kere oluyordu öyle. Baya böyle hani sanatçılar gelirdi. Hani konser havasında etkinliklerimiz olurdu. Onun haricinde de sinema yapardık biz genelde etkinlik. Aa çok Ya iyi. da İstanbul'u bilmeyen arkadaşlarımıza işte İstanbul'un tarihi yerlerini ya da merak ettikleri, duydukları yerleri gezdirirdik. İstanbullu arkadaşlarımızla birlikte.
Öyle geçerdi zamanım. Güzel. Üniversiteli yani. olup da bunları yapmak Ya öyle harika bir şey. öyle. Çok keyifli gerçekten. Peki 4 yılı toparlayalım. Çalıştık, didindik, kazandık. Sonrasında bu 4 yıl içerisinde tekrar çalıştık, çalıştık, çabaladık. Evet. Ve artık diplomayı alma zamanı geldi. Evet. O kep töreni, meşhur keplerimizi attığımız, cübbelerimizi giydiğimiz o müthiş günde. Sen neler hissettin öncelikle? Onu sormak istiyorum. Okul Bir kere biterken. kendime dedim ki başardım. Hı. Bir kere dedim ki kendine başardım. Yani kendimi tebrik ettim önce. Çünkü gerçekten emek vermişti. Benle birlikte ailem de vermişti Hı. emek. Yani çok değişik duygular hissediyorsunuz. Bir kere meslek sahibi olduğunuzda hemen de farkına varamıyorsunuz. Hı. Mezun olduktan sonra, ben bu mesleği mi yapıyorum oluyor. Hani meslek bilinci daha çok iş hayatına atıldıktan bir 3 ay, 4 ay sonra başlıyor aslında. Hı. Farkındalığınız o zaman. Yani kep töreninde atarken, o an attıktan sonra kime sarılacağınızı arıyorsunuz direkt. Ya. Sarılacak birini Hı. arıyorsunuz hani açıkçası. Çünkü aileniz yukarıda, siz aşağıdasınız. Hani o an o sayı geri sayımda attığınız zaman hani bir şefkat diyeyim hani öyle. O Hı. başarıyı paylaşmak ya da onu arıyorsunuz. Sınıftan bir arkadaşıma sarılmıştım. Biz valla kim kime dumdum hani hakikaten Evet, yani hiç farkında öyle değildik. oluyor. Aynen zaten hani arkadaşlarımızla bir aradaydık Evet. ama topluyduk hani birlikte attık kepleri Evet. ama hani o O an an kim kime dağılıyor sarılı, ya, bir kimin şey kolu, oluyor eli ya. nerede Evet. belli değil yani. Hani Çok güzel bir anda gerçekten. sarılıyorsun hemen birini arıyorsun yani böyle. Ben onu aramıştım hani mesela. Hani hemen sınıftan bir arkadaş bitti başardık falan hani moddaydı. Çok iyiydi Üzülüyor da yani. insan Evet. tabii ama yine de güzel bir sevinç gerçekten. Peki okuldan sonrasına gelelim. Evet o kepleri attık. O anı atlattık. O güzel anları yaşadık. Sonrasında iş hayatına atıldın. Nasıl Evet. atıldın? Ne şekilde atıldın? Hiç NADAS'a yattığın bir süreç oldu mu? Bunları bir dinleyelim senden. Şöyle, ben okurken de çalışan bir insandım. Evet. Ama sektörümüz farklıydı. Aha. Hani yine psikolojinin içinde olan araştırma firmasında çalışıyordum ben. Hı. İstatistiklerle kurumsal firma müşterilerinin görüşmelerini Hı. yapıyordum. Hani öyle Hı. söyleyeyim. Firma adına siz görüşüyorsunuz. Firmanın eksiklerini, işte doğrularını falan değerlendiriyor. Analiz Hı gibi hı. Ne bir alan. psikolojik bir Aynen. durum. Yine alanın içinde çalışıyordum. Okurken de çalışmama müsaade ettiler. Hani o şekilde devam ettim. Hı. Sonraki 2 sene ben burada asistan öğrenci olarak çalışmaya başladım. Aa, süper. Evet. Yine Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde. Hı. Burada da farklı bir alan öğrendim. Yine şöyle insanla iletişim sağlıyorsunuz. Hı. İletişiminizin çok kuvvetli olması gereken bir alan halkla ilişkilerde sizin için. Kendinizi doğru ifade etmeniz gerekiyor. Hı. Hani düzgün anlatmanız gerekiyor. Yani bilgi sahibi olmanız lazım. Ben burada okula anlatırken, hani okuldan bahsederken öğrenciye, aday öğrenciye Hı. doğru bilgiye sahip olmam lazım ki karşı tarafta herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması gerekiyor. Aynen. Yani yine de hani özveriyle çalışmanız lazım yine burada Hı da. hı. Şimdi tanıtım birimindeyim hani burada tanıtımdayım. Liselere işte ortaöğretim kurumlarına seminer veriyorum. Hı. Onun haricinde okul içindeki etkinliklerimiz oluyor. Orada işte yapılması gerekenler, neyse istenilenler onları Hı. karşılıyoruz. Bir kere okulu seviyorum çok ayrı, birimimi seviyorum daha başka. Yani yaptığımız etkinliklerde hani birlik içerisinde ve uyumla çalışmak çok önemli. Bir de hocalarım var hala Evet. burada hani ya bitmedi mi okul? Görüşüyorsunuz Hani o şey oluyor bitmedi hocam bitti hani ben devam ediyorum burada oluyor. artık. Ama hoca öyle düşünmüyor ya senin okul bitmedi mi? O da bir hakaret gibi Ha geliyor bir de artık şey hani. şimdi seni biliyorlar. Evet, Ona hani tanıyorlar da. çalışkansın, Evet. meraklısın hani efendim bitmemiş Ay olamaz hani yani o öyle aynen bir hani şaşırma imkanı var. yok. Burada mısın hocam? Hani çalışıyorum. Aha. Hani iş. NADAS'a yatmadım hani burada. Herhangi bir durumda. Okurken de çalıştığım için o şekilde devam etti. Çok güzel bir şey gerçekten. Hani NADAS'a yatılabiliyor tabii ki. Tabii Bu ki. herkesin hemen hemen geçirdiği bir süreç Evet. ama kimimiz daha hızlı atılıyoruz. Evet. Ben hızlı atılanlardan olmuştum. Bu da aslında şöyle bir tavsiye verebilir miyiz bununla ilgili? Okurken çalışmak çok önemli. Ben mesela okurken yine farklı alanlarda, farklı noktalarda hiç yani öğrencilik zamanında boş durduğumu hatırlamıyorum. Sürekli
kamera arkasında işte reji olsun, hı-hı, prodüksiyon hı-hı. olsun, asistanlık olsun, hı-hı. olsun birçok şey yaptım. Hı-hı. O yüzden senin de mesela avantajın, hani Nadas'a yatmama avantajın bu mezun olduktan sonra. Yani ama şöyle bir şey var. Bunu her açıdan değerlendirmemiz lazım. Bu bizim için olumlu bir alan. Tabii ki. Ama bunun hani şöyle bir handikap var aslında bunun içerisinde. Öğrenciliğinizi ne kadar yaşayabiliyorsunuz? Çalışmak çok güzel bir şey. Evet. Ya ben boş duramıyorum. 2 gün tatil oluyor, cumartesi ya da pazar günü. Sıkılıyorum, daralıyorum. Yani evde yapacak, ya dinlenmek de istiyorsunuz bir yandan. Ama daralıyorum yani ben hani. Gelemiyorum, boş duramıyorum yani öyle. Hı-hı. Ama öğrencilik, hani o bu anlattığımız hikayelerin çok 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 fazlası olabilirdi. Hani tabii ki, yaş- doğru yani diyorsun. Yani bir şeylerden feragat etmemiz lazım. Her seçiş bir vazgeçiş. Yani mecbur. Ne güzel yani. Dedin, doğru her doğru, ileriki. Her seçiş bir vazgeçiş. Hani ben çalışmayı seçtim. Yani refah seviyesini yükseltebilmek adına da bu çok önemli. Hı-hı. Evet, ailemle yaşıyordum ama herkesin kendi ihtiyaçları oluyor. Karşılama imkanı vesaire bir sürü şey. Siz kendiniz oluşturuyorsunuz aslında hani yaşam kalitenizi. Bu Evet. sayede de bir yaşam kalitesi oluşturduğuma inanıyorum ben kendimce. Yani daha erken gelişmek. Tabii ya, ki belki okulun 5 gün arkadaşlarımızla birlikte olmak yerine belki 2 gün olduk. Evet. Ama ne oldu? Geri kalan 3 günü çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Sonrasında iş yatırım hayatından, yaptık. Evet, iş hayatından, iş yaşamından tanıdıklarımız oldu. Evet. Ben işte bir şey olduğu zaman şuradan hallederim ya. İşte şurada şu kişiyle çalışmıştım oldu. Kesinlikle hani... öyle. Peki işte hani adaptasyon sürecinde nasıldı? Hani şimdi gerçi daha önce sen çalıştın ama şimdi okuduğun yerde yine çalışmak, etmek senin için nasıl bir duyguydu? Burası nasıl bir yuva senin için? Mutluydum. Hani zaten mutluydum. Mutlu olmasam hani kalır mısın diye sorduklarında hayır kalmam. Gidiyorum. Yeter bana bu kadar deyip hani giderdim ama hayır. Gerçekten severek okudum. Severek de çalışıyorum burada. Bir kere işinizi sevmek çok önemli. Yani biraz önce de söyledim onu hani keşke gelmeseydim. İşte bugüne de lanet olsun. Hani işte çalışmasaydım demeyeceğiniz bir iş yapmanız Olsun lazım. mutlaka. Evet. Burası nasıl bir yuva benim için? Sıcak bir yuva. Ailemden çok burayı görüyorum. Hani buradaki insanları görüyorum. Yani burayı da sevmeniz gerekiyor sizin. Hani Çok doğru söylüyorsun. Peki iş hayatı ile ilgili konuşacak olursak, iş hayatında başarıyı yakalamak adına neler yapmak lazım? Yani nasıl biri olmak, nasıl bir çalışma sisteminin içinde olmak lazım? Yani yine dediklerim çok klişe gelecek ama bunlar gerçekler. Hani onu söyleyeyim burada. Bir kere disiplinli çalışmanız, not alarak çalışmanız sizin için avantaj. Aa ben bunu unutmuştum. Yani bir de burası için söylemiyorum yani genel anlamıyla iş hayatı için hataya tahammülü olmayan insanlarla çalışıyorsanız eğer dikkatli olmanız gerekiyor sizin. Bunların haricinde sevmek ya hani işi sevmek önemli. Ya kusura bakmayın dersiniz bunu, bu cümleyi kurarsınız ama bunun tekrarlanmaması gerekiyor. Hani disiplin çok önemli burada. İnsanlarla iletişiminiz, emir kipi vererek konuşmamanız. İşte sizin yapabilir misin? Hani yani bunu kalp kırmadan, tabii ki motivasyon yapabilir düşürmeden. misin? Ya da işte arkadaşlar bu fazla oluyor. Hani demeden arkadaşlar bakın buna da vakit ayırmamız lazım. Bu bir iş. Hani bizim için bir şekilde bu çarkın dönmesi gerekiyor. Hani düzgün ifade etmek çok önemli. Düzgün iletişim. İş hayatının en önemli bence altın kuralı bu. Herkesi sevemezsiniz ama herkesle belli bir seviyede görüşebilirsiniz. Yani ben bunları söyleyebilirim işle ilgili. Yani amaç uğruna çalışmak yerine heves uğruna çalışmayı tercih edenlerden olmalarını öneririm ben buradan. Ve gerçekten alanın içerisine önemli noktalar bunlar. Evet. Çünkü arkadaşlarımızın tam yetişme evresi. Evet. Bu evrelerde onlara gerçekten doğru noktalarda doğru dokunuşlar yapmak evet. lazım. Bunlarla da fazlasıyla rol oynuyoruz. Yani evet, aile Harika. Yanlış yetiştirebilir, rehber öğretmen yanlış yetiştirebilir. Evet. Hani nereden kurtarsak, nereden alsak kârdır mantığı var. Yani alanımla ilgili bu evredeyim. Onun haricinde okulda, işte dediğim gibi okulumuzun kendi içerisinde yaptığı etkinliklerimiz,
işte hocalarımızın talepleri vesaire, işte ya da dış ilişkiler, hani reklamlarımız, işte yaptığımız çalışmaları, çalışmalarla ilgili alanda yer alıyorum. Bu da farklı bir vizyon katıyor size. Hani yani yine insanla uğraşıyorsunuz. Hani yine reklam için ya da işte haber için, bir şey için gelen insanlarla siz muhatap oluyorsunuz. Ben seviyorum ya, hani insanla iç içe olmayı seviyorum. Bence evet, güzel bir alandasın. Kendin için tam sana uygun diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz çok sana. Teşekkür vermiş ederim. Olduğun bu güzel anılar, bilgiler, tavsiyeler, sohbetin harika zaten. Çok teşekkür ederim. Ona dokunmuyorum, değinmiyorum çok bile. Ederim. Çok keyif alıyorum seninle her geçirdiğimiz anda. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık Sağ diyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bugün okuldan sonra da Efe Örtekin'le birlikteydik. Beykent Üniversitesi Avalon yerleşkesinden gerçekleştirdik yayınımızı. Efe Örtekin, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2017 mezunuydu. Sonrasında hem okul yıllarını konuştuk hem de okuldan sonra neler yapmış, kariyer basamaklarını nasıl tırmanmaya başlamış, şu an hangi evrede mesleği adına bunları konuştuk ve programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde farklı mezunlarımıza tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.